İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu anlamlı bir çalışmaya imza attı. Okul bünyesinde Değerlen Atölyesi oluşturdu. Atölyede öğrencilere milli, manevi ve ahlaki değerler öğretilecek. Atölyenin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güreç, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, amaçlarının öğrencilere milli ve manevi değerleri anlatmak olduğunu söyledi. Öğrencilerimize yeni, farklı eğitim ortamları hazırlamak, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizle iç içe etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız değerler atölyemizi öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Konuşmanın ardından değerler atölyesinin kurdelesi kesildi. Açılış töreninden sonra öğrencilerin yıl boyunca teknoloji, tasarım, görsel sanatlar dersinde yeteneklerini ortaya koyduğu çalışmalar da sergilendi. Öte yandan Türk Mutfağı Haftası... Guaj boya çalışması, renk tonlaması, bu şekilde renk çalışması yapıp topları kestikten sonra birleştirdik. Uzaktan bakarsanız bir şey daha var burada. Raf. Bunlar bir komple dolap rafları oluyor. Birleştirdiğim zaman dolap raf oluyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Öte yandan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı, Isparta'nın yöresel yemekleri anlatıldı. İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hatice Gonca Kayacan, yerli ve milli yiyeceklerden oluşan bir stand oluşturduklarını kaydetti. 21 Mayıs, 27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı himayelerinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin 2022 yılında başlatmış olduğu Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri için biz de varız dedik. Öğrenci velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yerli ve milli olan yiyeceklerimizden bir stand oluşturduk. Tarhana çorbasından mantıya, Isparta'nın gastronomisinde ünlü olan helvasından kabinesine, yine ev makarnasından ezogelin çorbasına kadar öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yaptık. Açılışımıza katılan kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız ve değerli misafirlerimizle hem açılışımızı gerçekleştirdik, hem bunları ikram etti. 869 kodlu yerli ve milli ürünlerimizi bir kere daha öğrencilerimizle paylaştık. Öğrencilere yerli ve milli olmayı anlatmaya çalıştıklarına değinen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da etkinliklere katkı sağlayanlara teşekkür etti. Bugün birkaç şey için aslında buraya geldik. Öncelikle temel eğitim birimimiz tarafından yürütülen okulların okullardaki etkinlik ve projelere yönelik yapılan atölyelerin açılması ve ziyaret edilmesi. Yine bugün okulumuzda değerler eğitimine yönelik atölyelerin açılışını şimdi misafirlerimizle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Bununla birlikte çocuklarımıza yerli ve milli olmanın önemini kavratmak, bununla birlikte aslında o vatan sevgisinin memleketinde olan her şeye olan sevda ile başladığının hissiyatını kazandırmak için çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Türk Mutfağı Haftası'nı da değerlendirerek bugün aileleriyle beraber çocuklarımızın yapmış olduğu o küçük tadımlık yemeklerimiz var, lezzetlerimiz var. Onları hem gelen misafirlerimize hem de ailelerine sunma imkanı buldular. Bundan dolayı çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Bugünkü etkinlikten dolayı hem resim sergimiz hem değerler eğitimi hem de Türk mutfağı ile ilgili yapılan etkinliklerden dolayı emek veren öğretmenlerimize başta olmak üzere ailelerine ve okul idaremize hasreten teşekkür ediyorum.